Evet, öfke çok önemli bir konu toplumumuzda. Öfke aslında bakacak olursak çok doğal bir duygu. Her insanın zaman zaman yaşadığı bir duygu. İnsanlar engellendikleri zaman ya da engellendiklerini düşündükleri zaman öfkeleniyorlar. Mesela trafikte giderken birdenbire trafik dursa kendimize engellenmiş hissederiz ve öfkeleniriz, sinirleniriz. Arabanın içinde kendi kendimize söylenmeye başlarız. Veya küçük bir çocuğun elinden dondurmasını alsanız o da öfkelenir. Peki öfke nasıl ifade ediliyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Öfkemizi nasıl ifade edeceğimizi aslında biz öğreniyoruz. Çevremizdeki insanlardan, çocuk yetişme yılları boyunca arkadaşlarından, öğretmenlerinden, kendi ailesinden öfkesini nasıl ifade edeceğini öğreniyor. Ve yavaş yavaş küçük bir çocuk gibi yere yatıp tepinip ağlayarak değil de istediği şeyi söyleyerek, onu elde etmek üzere daha olumlu çabalarda bulunarak öfkesini ifade edebiliyor, sözlerle ifade edebiliyor veyahut ağlayarak ifade edebiliyor. Tabii bu arada ağlamak son derece doğal bir tepki. Bizim toplumumuzda genellikle de pek bastırılmaya çalışılan bir duygu ifadesi ağlamak. Öfke her zaman öfke olarak da ortaya çıkmayabiliyor. Başlangıçta üzüntüyle ortaya çıkıp öfke. Bir şeye üzülüyorsunuz, bir şeyinizi kaybedebilirsiniz, elde etmek istediğiniz bir şeyi elde edemezsiniz ve bunun sonucunda kişi üzüntü duyuyor. Burada normal olan şey üzüntünün kişi tarafından yaşanılması. Üzüntü acı çekmeyi gerektirir. Kendi kendinize oturup üzülürsünüz, ağlarsınız, acı çekersiniz. Bu normal olanı. Ama tabii biraz zor. İnsanlar çoğunlukla acı çekmekten kaçabiliyorlar. Acı çekmemek için de acılarını, üzüntülerini öfkelenerek ifade edebiliyorlar. Öfkelenmek, kızmak daha kolaylarına geliyor. Boşuna dememişler öfke baldan tatlıdır diye. Ve böylece öfkeli bir toplum olarak tabii ki bunda medyanın, televizyonların, hatta sinemanın da payı var. Örnekler gösteriliyor öfkenin nasıl ifade edileceğiyle ilgili.